Merhabalar, hoş geldiniz. Çarşamba 12, saat 12. Bundan sonra standart saat 12'de ve akşam yayın açacağız dedim. Ve aynen o şekilde de yapmaya özen göstereceğiz. Günaydın, günaydın. Hatta tünaydın oldu 12, tünaydın. Mehmet ilk gelmiş, Tolga selam demiş. Mahmut Melek Adana Demirspor demiş, Adana'ya selamlar. Tolga Aygen, teşekkür ediyorum. Abdülkerim Durmaz Beyaz TV'den ayrılmış. Bilmiyorum. Haberim yok. Evet. Aleyküm selam. Arkadaşlar yayını paylaşalım. Biraz muhabbet edelim. Sohbet muhabbet. Beyaz TV'den ayrılmış. Tweet mi attı Tolga? Onunla ilgili bilgi verirsen sevinirim. Ama oraya bir Fenerbahçeli yorumcu gider. Kim gider? Ümit Özat gider mi? Aha. Ümit Özat. Samo hoş geldin. Ben Samo. Dün o kadar eğlenceli bir şey yaptık ki. PK yaptık ki. Bir Futbol TV, bir Ümit Özat, bir Atakan Kurt ve ben. O kadar böyle destek oldular sağ olsunlar. Almanya'ya selam. Nihat, aleyküm selam. Icardi bugün geliyormuş. Evet, Kaan Ayhan'la da anlaşma var ama dün son dakika böyle bir anlaşma bozuldu falan bir şeyler okudum ama bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben Galatasaraylı ve camia içerisinden bilgi alan arkadaşlarımın yalancısıyım. Onların söylediğini söylüyorum. Musa merhabalar. Tweet yok abi demiş. Demek ki resmi açıklama yok. Ertem açıkladı abi. Keşke sen gitsen. Yok, Fenerbahçe yorumcusu gider onun yerine. Bir Fenerbahçeli gider. Evet, önemli olan Icardi değil Van'la Nara'nın gelmesi demiş. Yenge ve şey de geliyor mu diyor ya. Yenge ve Baldız. Selam Sinan. Hoş geldiniz. Soru cevap yapalım. Biraz muhabbet edelim. Yayını paylaşalım. Takip etmeyenlerden ricam takip etsinler. 10 bini geçtik sayenizde. Ama halen abonelik sistemi açılmadı. Habire mesaj atıyorum TikTok'a. Cevap vermiyorlar. Cevap veriyorlar. Daha detaylı anlatır mısınız diyorlar. Daha detaylı anlatıyorum. Görüntülü anlatın diyorlar. Şimdi bugün video çekip gönderdim. Artık dedim ki yani 10 bini geçtik. 15 bin takipçimiz var. Şu aboneliği açın. Abone olanlara sürprizlerimiz var. Bunları gerçekleştireceğiz yazdım artık. Bir de dedim mavi tikimi verin. Mavi tik istedim onlardan. Şöyle Instagram'da mavi tik olduğu için benim hesabımda. TikTok'a etiketlediğin zaman normalde otomatik olarak mavi tik vermesi gerekiyor ama bana vermedi TikTok halen. Dolayısıyla böyle. Hocam Şampiyonlar Ligi finali yöneten hakem ne kadar alıyor? 5.500 arkadaşlar. Bu standart ücret. Kiev Fener maçı ne olur? Maç tarafsız sahada değil mi Emir yine? Bana bu konuda da bilgi verirseniz sevinirim. Tarafsız sahadaysa sanırım berabere biter. Fenerbahçe bu gruptan çıkar ama Kiev çıkamaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Kiev bu gruptan çıkamaz. Fransız takımı Rennes miydi? Fransız takımı Rennes miydi grupta? Rennes lider çıkar. Eğer Rennes ise Fenerbahçe ikinci olarak çıkar diye düşünüyorum. Evet, hoş geldin Mehmet. Dün yayın iyi geçti. Sen yoktun ama gayet iyi geçti. Ümit Hoca ile Atakan Kurt'la Futbol TV ile güzel bir yayın yaptık. Evet, hocam Beşiktaş şampiyon olur mu? Şu anda tabii ki Beşiktaş şampiyonluğunun en büyük adaylarından. Çünkü iyi de oynuyorlar. Galatasaray 10 kişiyle çok iyi oyun ortaya koydu. Golleri de buldu. Seferovic girdi ve kendinden beklenen performansı sergiledi diyelim girdikten sonra. Ama Icardi gelirse Galatasaray o zaman işin şekli daha da değişir. Maç Kadıköy, işte onu sordum. Nerede maç? Onu söylerseniz sevinirim. Maç Kadıköy'de o zaman Fenerbahçe galip gelir. Hemen skor da vereyim. 2-1 arkadaşlar. 2-1 Fenerbahçe Kiev'i yener. Onu söyleyeyim. Yarın tekrar konuşuruz bunu. Kadroları görmeden tabii ki kadroda değişiklikler olursa tabii ki fikrimiz değişebilir. Ama normal şartlarda Fenerbahçe Kadıköy'de kolay kolay mağlup olmaz artık. Artık olmaz diyorum. Evet. Böyle garip şeyler yazanları kale almıyorum. Onları engellemeyin ama dursun. Hakaret olmadığı sürece sıkıntı yok. Prim kasıyorlar. İsim vermeden şey yaparız. Kiev gol atabilir arkadaşlar. Kiev gol atabilir. Çünkü biliyorsunuz Lucescu'nun takımı değil mi? Lucescu'nun takımlarında gol yememe ye kurul şey sistemi kuruyor. Ondan sonra da ikinci yarı mutlaka gol bulmaya oynuyor. Ama gol yerse illaki Kiev'de gol atmak için açılacak. Hasan Kebil
Kembil, selam. Evet. Karşılıklı gol olur işte. 2-1 olur. Öyle düşünüyorum ben. En kaliteli kadro normalde Fenerbahçe'de diye düşünüyordum. Tabii Galatasaray'da Beşiktaş'ta müthiş bir kadro kurdu. Kadro derinliğinin Beşiktaş'ta düşük olduğunu düşünüyordum. Beşiktaş ama oynayan oyuncuların çok iyi oynadığını görüyoruz. Sadece Valerian İsmail'in zaman zaman değişiklik konusunda hataları oluyor. Evet hocam Adana maçı ne olur? Kimle oynadığınızı da yazarsanız sevinirim. Sivas bence gruptan çıkmayacak arkadaşlar. Çünkü ligde sıkıntılı sürece girer. Gruptan çıkar. Avrupa'da devam etme yoluna giderse sıkıntılı bir sürece girer. O yüzden Sivas'ın gruptan çıkmamayı tercih edeceğini düşünüyorum. Konferans liginde bir dakika Sivas Konferans liginde mi Avrupa liginde gruplara mı kaldı? Onu da yazarsanız sevinirim. Ama Avrupa liginde ise biraz paradan dolayı devam etmek isteyebilir. Orada tabii işin şekli değişir. Adama Traore mi? Adama Traore'nin Galatasaray'a gelmesi bence hayal. Gelirse de büyük iş olur. Evet. Bayram Öner, selam. Konferans liginde çok fazla para olmadığı için işte Sivasspor orada devam etmez. Avrupa liginde birazcık maddi geliri düzeltebilecekleri için belki devam ederdi. Ama Konferans Ligi, ligde yaşanan sıkıntılar, Sivasspor küme düşmemeye oynayabilir bu sıkıntılı süreçte. Bunu kimse yanlış anlamasın. Sivasspor'un küme düşmesini istemem. Aslen Sivas Divriği'yim bilendiriyor. Ama tek bir kulvarda devam etmeyi tercih ederse bence daha başarılı olur. Evet. Rıza Hoca'nın ülke puanı umurunda olmaz diyor. Takımı ligde tutmak daha büyük hedef olur onun için. James Rodriguez bizim Bışar Özbey dedi uçak hazır James Rodriguez'i alacak gelecek falan diye. Bir duyum olmasa böyle bir paylaşım yapmaz. James Rodriguez'in gelmesi hayal değil ama Adama Traore'nin gelmesi hayal yani. Nasıl Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye geleceği haberleri hayalse bu da hayal. Ali Koç bile açıkladı tabii ki. Hocam hata yaptım dediğin üzüldüğüm maç. Hata yaptığım maçlar illaki olur. İnsan olursunuz ama bunu vicdanen rahatsız edecek şekilde üzüldüğüm maçlar olmadı tabii ki. Çünkü vicdanım her zaman rahattı. Ne görüyorsam onu veriyordum sahada. Adana Demir Trabzonlu var. Ya Trabzonspor Galatasaray maçı oynanmadı değil mi? Oynandı ya. Berabere bitti. Değil mi? Adana Trabzon. Adana'da mı maç? Adana'da mı? Uzman Bey. Hızlıca cevap verirsiniz. Eyvallah Mehmet Metin. Teşekkür ederim. Liglerde şike var mı bilmiyorum. Hakemler kanadında yok ama ondan eminim yani. Beşiktaş şampiyon demiş Diyarbakır'a selam. Bışar Özbey hakkında ne düşünüyorsunuz? Bışar Özbey benim avukatım aynı zamanda arkadaşlar. Yakından tanırsanız seversiniz. Dışarıdan belki itici gelebilir size ama adam yakından tanıyınca sempatik, sevimli bir arkadaş. Aynı zamanda avukatım. Adana Demir Trabzon. Adana'da değil mi? Hatay deplasmanına gitmişti Adana. Dolayısıyla Adana Demirspor'u ben şanslı görüyorum. Trabzonspor açık oynuyor. Adana Demirspor Abdullah Avcı her ne kadar risk almasa da açık oynatıyor. Adana Demirspor'da bol gollü maçlara imza atıyor. Bu maçın 2-1, 2-2, 3-2 Adana Demirspor lehine, 4-2 Adana Demirspor lehine bitebileceğini düşünüyorum. TV'den teklif şu an için yok ama bekliyoruz. Avukat değilim, beden eğitim öğretmeniyim. Bışar Özbey'den bahsediyorum. Bışar Özbey benim avukatım. Resul Doğan selam. Hocam yaş kaç demiş? 41'e gidiyorum. 40 yaşındayım şu anda 41'e gidiyorum. Bu ay çok iyi oynadı. Performansı iyiydi son maçta ama inişli çıkışlı olduktan sonra bir istikrar olmadıktan sonra bir anlamı kalmıyor bir takım için bir oyuncunun bir maçta yıldız olması. Her maç olması lazım. Alex Teixeira hello demiş. Devam edelim. Hızlı hızlı okuyalım. Garip garip yazanlar var. Onları kale almıyoruz. Bülent Üstü yüzünden bitmedi. Ertem Şener'in var odası. Ertem Şener'in yapımcı ve moderatörlüğünde yapılıyordu. Ertem Şener TV100'le anlaşamadığı için var odası programı kanalın şeyi yayın politikası gereği spor programı yapmak istememesinden şimdilik askıda. Ama belli olmaz bu işler. MHK'de görev almayı düşünüyor musun? Şu sistemde hayır ama sistem değişir.
Konjüktür değişir. Siyaset futboldan elini çeker, o zaman olur tabii ki. Neden olmasın? Hocam şu anda mükemmel oynadığın takım. Tabii Beşiktaş şu anda. Beşiktaş Galatasaray'ın da oynadığı, 10 kişiyle oynadığı futbol çok iyiydi. Ama Beşiktaş her maç oynuyor. Galatasaray zaman zaman oynuyor. Galatasaray düzeltirse tabii ki. Fenerbahçe'nin dezavantajı çok gol yemesi. Bu da sıkıntı. Samet Cincik demiş, Bülent Uslu gidince izlenme düştü. Hayır, bizim reytinglerimiz hep üst düzeydeydi arkadaşlar. Bülent Uslu tabii ki bir katkısı vardı, artısı vardı ama Bülent Uslu gittikten sonra bizim yayınımız düşmedi. Taner merhaba. Evet, Chelsea Thomas Tuchel'in görevine son verdi diye bir bildirim geldi. Chelsea'de Thomas Tuchel dönemi bitmiş. Onu söyleyelim. En fazla destek olanı yayının sonunda alırım. Burada selam gönderdiğim kişiler nereden kesebilirim derse YouTube'a yüklüyorum bu yayını sonra. YouTube'dan alabilirsiniz. Selam kelam işlerini YouTube'dan takip edebilirsiniz. Alabilirsiniz. Misafir olarak al demiş. Şu an için değil. Ertem Şener para için diyor. Arkadaşlar herkes kariyerini düşünmek zorunda. Ertem Şener de bir tek kanalla anlaşamadığı zaman güçlü olduğu bir kanalla devam ediyor. Güçlü bir kadroyla devam ediyor. Saygı duymak lazım. Ziyeh'i bilmiyorum. Leipzig hocası da gitti demiş Mazlum Barış. Teşekkürler Mazlum. Evet. Antalya'ya selamlar. Nurullah Yıldız selamlar Antalya'ya. Evet. Dediğim gibi bu selam işlerini YouTube'a yüklüyorum. Yani bu yayını YouTube'a yükleyeceğim. Yayından bittikten sonra YouTube'dan alabilirsiniz. Oradan istediğinizi seçebilirsiniz. Sorularınızın cevabını orada alabilirsiniz. Soru cevap yapalım, devam edelim. Yaklaşık bir 45-50 dakika daha buradayız beraber. Galatasaray sevdalısı demiş. Ankara'dan selam demiş. Ankara'ya selam. Maçkorik'ten geldi. Evet, bana da bildirim oradan geldi. Hani bilgi gelmedi, bildirim geldi dedim. Thomas Tuchel konusunda. Tekrar hakem ol demiş. Mümkün değil arkadaşlar hakem olmam. Hakemliği bıraktıktan sonra bir hakemin tekrar hakemliğe dönmesi mümkün değil. Sadece eski hakemlere bir talimat çıkarıp onları VAR kadrosuna dahil etmeleri mümkün. Onun için de VAR eğitimi alınması gerekiyor. Benim VAR eğitimim yok. Çağırırlarsa da VAR hakemi olmam. Onu da söyleyeyim şimdiden. Evet. Devam edelim hızlı hızlı sorulara. Devam edelim. Icardi ne oldu? Bugün geliyor diye ben Evren Turan, Bışar Özbey'in yalancısıyım. Evren Turan zaten %99 demişti. O yüzden onun yalancısıyım. Takip edenlere teşekkür ediyorum. Takip isteği atanların ismini hemen okuyayım hızlı hızlı. 153 kişi izliyor. Takip etmeyen varsa takip ederseniz sevinirim. Neden bıraktın? Neden bıraktım? Malum. Hakem performansımın kötü olmasından dolayı değil. Bazı futbol üstü kişilerin Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu'na baskı yapması ve bu kişilerin bana maç vermemesinden ve klasman düşürmesinden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Alex Teixeira takip etti. 3852 TC kimlik numarasını yazmış galiba. Takip etti. Hüseyin Aydemir takip etti. Sero, Samet Cincik takip etti. Bu isimlere teşekkür ediyorum. Bir uçak var, o takip etti. Uzman Bey destek oluyor. Teşekkür ediyorum Uzman Bey'e. Destek olanlara teşekkürler. Azerbaycan'a selamlar. Tebriz, Azerbaycan'a selamlar. Valentin Rozier, İlyas Yalçın, Erkan Mutlu, Recep RSL55, Enes takip etti. Alper Karacaoğlu takip etti. Yusuf takip etti. Eyvallah Beytullah. Adamsın demiş. Teşekkür ederim. Şampiyonluk favorim. Ya arkadaşlar bir lige başlamadan önce yapılan transfer politikasından mutlaka tahminler yapıyorduk. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını tahmin ediyordum ama Galatasaray ve Beşiktaş şu anda oyun olarak iyi şeyler yapmaya başladılar. Beşiktaş istikrarlı yapıyor. Trabzonspor oyun olarak şu anda geçen senenin bayağı gerisinde. Nurullah Yıldız'ı söylemiştik, takip etti. Klasman düşürmek ne demek? Maç vermiyorlar arkadaşlar. Süper Lig hakemiyken bana maç vermiyorlar. Maç sayım yeterli olmadığı için TFF 1. Lig'e düşüyorum. TFF 1. Lig'de seminerlere, koşulara katılıyorum. Maç vermiyorlar. Maç sayısından dolayı 2. Lig'e düşürüyorlar. 2. Lig'de seminerlere, sınavlara, koşulara katılıyorum. Maç vermiyorlar. Maç sayısından dolayı bir alt lige düşürüyorlar. Böyle böyle. Mobbing. Bunun adına mobbing deniyor. Bunu da Merkez Hakem Kurulu kendi hür iradesiyle yapmıyor. Ona birileri bir şeyler söylüyor. Onlar da baskıya boyun eğiyor. Böyle Merkez Hakem Kurulu üyeleri, böyle Merkez Hakem Kurulu başkanları, böyle Türkiye Futbol Federasyonu başkanları olduğu sürece Türk futbolu hiçbir yere gelmez. Çünkü birilerinin baskısıyla iş yapan insanlar Türk futbolunu bu hale getirdi. Seneye 4 takımla Avrupa'ya gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımımız da
3 ön eleme, bir de playoff oynayacak yanlış değilsem. Yanlışsam düzeltirsiniz. Burada dediğim gibi Divri ile hemşerim selam demiş Ezgi Engin. Teşekkürler, selamlar Ezgi. Evet. Abi aldığın en büyük bağış nedir diye ısrarla soruyor. Arkadaşlar ben bağış almıyorum. Ben bir hayır kurumu değilim. Bağış kabul edeyim. Öyle bir şey değil. Seninle ima ettiğini de az çok anlıyorum. Sana çok bağış yapanlar var herhalde. Sen bağışlarını almaya devam et kardeşim. Almanya'ya selamlar Lale Bulut'a. Evet. Devam edelim. Fırıncı Osman abi kolay gelsin. Fırıncı Osman abim Trabzon'da ekmek ustası. Bizi takip ediyor. Her yayınımızı takip ediyor. Her yayında mutlaka destek oluyor. Eyvallah. Takım tutmuyorum. Konya Spor hakkında ne düşünüyorsunuz? Konya Ligi iyi başlamamıştı. Konya'yı kendi sahasında oynamamaya mahkum ettiler. İslami dayanışma oyunları falan, açılış töreni, sahanın zemini falan derken mahvettiler zemini. Döndü. Konya bütün maçlarını deplasmanda oynuyor. Konya iyi takım olduğunu bize Fenerbahçe maçında ispat etti. Ve ertesi hafta Giresun deplasmanında iyi oynadı, kazandı. Dolayısıyla maşallah. Bağış değil. Buradan tabii ki destek olanlar var. Bağış olarak kabul etmiyoruz biz bunları. Sadece destek oluyorlar. Yayını destekliyorlar. Eğer ondan bahsediyorsa. Bağışta burada söylemeyeyim. Yani yayın açarsınız. Siz de bakarsınız ne geliyor ne gidiyor. Az çok buradan TikTok'u takip edenler gelen şeylerden ne kadar kazanıldığını, ne kadar kişinin yayından kazandığını tahmin ediyordur. Dolayısıyla burada bir meblağ vermem mümkün değil. Manisa'ya selam Zafer. Manisa Samsun'u deplasmanda yendi. Hem de iyi bir direnç göstererek diyeyim. Çünkü penaltı kurtardı kalecisi. Samsun Spor penaltı kaçırdı. Tebriz Azerbaycan'a selam gönderdim. Buradan sorularınızı cevaplıyorum. YouTube'a yüklüyorum. Selam işlerinden sonra mutlaka YouTube'dan almak isteyen, kesmek isteyen olabilir. Selamları YouTube'dan alabilirsiniz. YouTube kanalımı da takip edebilirsiniz. Şu anda 130 kişi var. 130 kişiden takip etmeyenlerin takip isteğini atarlarsa, takip ederlerse hemen hızlı hızlı okuyalım. Bu arada abonelik sistemimin açılması için de TikTok'a mesaj attım. Kral 58 Almanya'ya selam. TikTok'a mesaj attım. Bu abonelik açılırsa aboneliğin ne avantajı var? Abone olursanız bir kere bana destek olmuş oluyorsunuz. İkincisi, abonelerin ayrıcalıkları var. Abonelerin sanırım yazdıkları yorumlar farklı görünüyor. Onlara daha öncelik vereceğiz. Onlara her ay abonele olan kişilerden bir kişiye takımının formasını, tuttuğu takımın formasını, bir kişiye benim imzalı hakem formamı, 10 kişiye de sarı ve kırmızı kart hediye edeceğim. Bunu da söyleyeyim. Dolayısıyla abone olursanız dediğim gibi birazcık platformu güçlendiririz. Bana da destek olursunuz. Berat takip etti. Bu ayı nasıl demiş. Bu ayı söyledim. Bu ay her maçta aynı performansı gösterirse o zaman çok çok iyi deriz. Çok iyi bir sağ bekleriz ama bir maç iyi, bir maç kötü, bir maç vasat olursa o zaman olmaz. Hacı Orçan takip etti. Kral 58 takip etti. Eyvallah. Kurt diyorlar. Destek oluyor. Teşekkür ediyorum. Ali Oski nasıl demiş. Ali Oski iyi bir standart bir performansla başladı. Kötü sırıtmıyor. Daha iyi olacak Ali Oski çünkü tecrübeli bir oyuncu. Hıdır Çetin takip etti. Yanlış anladın demiş. Yanlış anlamaya müsait bir soru olduğu için yanlış anladım. 38-52 ile başlayan. Neden yanlış anladım biliyor musun? Çünkü herkes aynı şeyi yazıyor. 6 yıldır böyle yok şeyden den vuruyorlar. Ne oynadın, kaç para kazandın, ne oynadın, işte o maçtan kaç para verdiler. O yüzden yanlış anlamaya müsait bir soru olduğu için öyle cevapladım. Eğer sen yanlış anladıysan kusura bakma şimdiden, özür dileyim. Stuttgart'ı tanım Icardi ne durumda? Bugün gelecek diye bir haber, daha doğrusu Bışar Özbey, bizim program arkadaşımız ve Evren Turan bugün geleceğine dair bir bilgi paylaştı. Onu da söyleyeyim. Yılmaz 65-65 takip etti. Hangi maçları yönetirken keyif alıyordunuz? Amatör maçları yönetirken çok keyif alıyordum. Her an her şey olabiliyordu çünkü. Hangi maçları derken amatör maçlar. Oyuncular top oynamaya niyetli. Sağlam oynuyorlar. Neymiş? Valezin Kartal. Valezin Kartal'a selam. Kim olduğunu bilmiyorum. Valezin Kartal'a selamlar. K-Daily'den. Joseph ceza alır mı? Bugün belli olur. Bugün muhtemelen bir maç ceza alır. Belki bu saatlerde açıklanır.
Beşiktaş'ta baskı yaparsa, yani baskı dediğim itiraz ederse, o bir maçta şöyle kaldırılabilir, onu söyleyeyim. Joseph'in bir maç ceza alacağını düşünüyorum. Can destek olalım demiş, paylaşalım yayını, daha çok kişiye hitap edelim. Daha yarım saat daha buradayız arkadaşlar. Destek olanlara teşekkür ediyorum şimdiden. Soru cevap yapalım. Real Madrid maçına bakmadım. Birazdan özetini izleyeceğim. Sabah diğer özetleri izledim. Dortmund'un özetini izledim. Bir maçın daha özetini izledim. Real Madrid'i izlemedim. Orada Real Madrid'in maçında kural hatası mı var? Onu da yazar mısınız? Ona göre bakacağım çünkü. Real Madrid maçında kural hatası olduğundan bahsediyorlar. Özetini izlemedim. İzleyeceğim. Akşam cevabını veririm mutlaka. Akşam saat 11'de tekrar yayın açacağım. Icardi gelecekmiş bugün. Ama halen resmi bir açıklama yok. Inter Bayern ne olur? Ne olur? Bilmiyorum. Avrupa'yı çok takip etmiyorum. Ama içimden ne geçiyor? Bayern Münih galip gelir diye geçiyor. Söyleyeyim. Eyvallah, beraber yüzdük, fotoğraf çekildik demiş. Yumuşak G rumuzlu. Hocam geçen sene Marmaris'te beraber yüzdük demiş. Kamptaydık. Mehmet Ali Utkan takip etti. Su molaları uzatmalara dahil olur mu? Su molasında oyun duruyor. O saat durduruluyor hakem tarafından. Tabii ki dahil oluyor. Yani eklemek zorunda hakem. Bilginiz olsun. Yok, alsın. Sıkıntı yok. Bu şeyi yayını paylaşalım. Daha çok kişiye ulaşalım. Takip etmeyenler yukarıdan takip ederse çok sevinirim. Mesela Mehmet Ali Kurt takip etti. Hasan Çubuk takip etti. Onlara selamlar. Kartalist geldi. Hoş geldin. Selamlar. Deniz Hocam. Hakemlerin çoğu niye torpilli? İşte hakemlerin çoğu bu yüzden yeteneksiz. Torpil sanatta ve sporda olmaz. Hakemler arkasında mutlaka birileri ittiriyor ve buralara kadar geliyor. Ondan sonra da hakemler İşte bu yüzden hata yapıyor. Ben dedim ki merhabalar. Merhabalar, geçmiş olsun. Merhaba, sağ olun, teşekkürler. Yayın nereden acaba? Yayın, ben eski futbol hakemiyim. Ben soru cevap yapıyorum. Size destek olmalarını rica edeceğim. Tamam mı? Sesi kısacağım. Tamam mı? Sesi kısacağım. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Kardeşim, Sesi kıstım, kusura bakmayın. Arkadaşlar, güneşi aldım. Bilerek aldım şu anda. Normalde hani almayacağım kimseyi dedim ama hasta bir kardeşimiz, orada destek olursanız sevinirim. Oraya da destek olun lütfen. Bu arada soruları da cevaplamaya devam ediyorum. Bana değil, güneş tarafına. Güneşin, bakayım. Güneş su ayaz. Güneş su ayaz tarafına destek atarsanız sevinirim. Hocam maçtan sonra hakem arkadaşlarından başlarını kırık. Tabii ki maç toplantısı oluyor. Gözlemciyle oturuyoruz. Gözlemciyle maçın değerlendirmesini yapıyoruz. Ve gözlemciyle bu istişareyi yaparken bu kararı niye verdin, nasıl verdin, bunun tartışmaları. Tartışma derken doğru yolu bulmaya çalışıyoruz. Evet, devam ediyoruz. Ümit Öztürk mü, Yaşar Kemal Uğurlu mu, Ali Maçalan mı dersen ben Ümit Öztürk derim. Yaşar Kemal Uğurlu'yu çok severim. Çok samimi arkadaşım. Ali şans alanında yetenekli olduğunu düşünüyorum ama sıkıntılar yaşıyor zaman zaman. Ümit Öztürk bir maçta yaşadığı sıkıntıyla bütün kariyerini tabii ki berbat etmemek lazım. Heba etmemek lazım. Ümit Öztürk bence iyi hakem. Evet, bahis işi yapan hakem var mı? Bundan geçen sene bir televizyon programında, TV100'de çıktığımız programda söylemiştim arkadaşlar. İki tane hakem var. Abi kardeş. Bunların annelerinin iddia bayi olduğu söyledim. Bahis oynatıyorlar. Yani hakemlerin bununla ne kadar ilişiği var bilemem. Ama hız görevinde atacağınız her şey iki katı. Güneşe destek olun arkadaşlar. Güneşe, bana değil, güneşe destek olun. Evet, dört kişi güneşe hediye atarsa rica edeceğim. Oradan tutturun, sonra göndereceğiniz her şey iki katı olur. Dört kişi o tarafa hediye. Evet, devam edelim. Kerem'in pozisyonu, ayağa basma penaltı. Abdülkadir Bardakçı'nın pozisyonu kırmızı kart değil. Bunları söyleyeyim. Hemen devam edeceğim, bir saniye. Bir saniye. Önemli bir telefonda, o yüzden açtım. Güneşe destek olun rica edeceğim. Hızlı hızlı da paylaşalım yayını. Bu arada bayağı düştü. Olsun, görev tamamlanamadı diyor ama devam edelim. Konya maçı tekrarlanır mı? Konya maçında ne oldu ki tekrarlansın?
tekrarlanmaz yani maç. Ne oldu Konya maçında? Herhangi bir tekrar mümkün değil. Neden iptal olacakmış Konya Fenerbahçe maçı? Onu bir anlatın, hemen açıklayalım burada. Oyuncu atıldıktan sonra iki tane Türk sahada kaldı diye bunlar, bakın arkadaşlar, birazcık kurallara hakim olmak lazım. 8 artı 3 kuralı 8 tane maksimum yabancı oynar kuralıdır. 3 tane Türk oynamak zorunda kuralı değildir. Dolayısıyla 3 tane Türk oynamak zorundadır kuralı değildir. 8 tane yabancı olduktan sonra isterse hiç Türk olmayabilir. Bir takım 8 kişi kalırsa da devam eder maç. O yüzden öyle bir şey mümkün değil. Ya Çağla, adaya bir bakar mısın? Beni aradı da. Neredeymiş? Bir nerede aradı bilmiyorum. Yukarıdaydı, kültür merkezinde. Hakemliği neden bıraktınız? Tekrar söyleyeyim, hakemliği neden bıraktım? Siyasi baskılardan dolayı Merkez Hakem Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu bana maç vermedi. Ben de bırakmak zorunda kaldım. Bu kadar. Ama böyle bu iş. Hocam yeni başladı dedik ama hiç devreye girmiyor. Her şey için devreye girmeyin diye talimat verdiler varlara. Hakemleri de girmekten çekiniyor. Hakem görmeli. Hakem görsün arkadaşlar. Diyor onlar da. Ama bu iş kabak tadı verir. Ben size söyleyeyim yakında. Evet. Metin Tokat, Talat Tokat, Serkan Tokat. Talat Tokat, Metin Tokat'ın babası. Metin Tokat'ın yeğeni de Serkan Tokat. Mehmet Metin'in sorusunun cevabı. Babadan oğula dediğiniz şey yeteneksiz, torpilsiz olanlar için böyle oluyor maalesef. Torpilli olanlar için. Jesus bir kurt hoca. Alp Özili sormuş. Kurt hoca ama çok oynuyor takımla. Bu kadar oynarsa bir yerde patlar. Dün yayını kapattınız, pamuk geldi. Tüh! O kadar istek attık. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Evet. Hakem olabilmek zor mu? Çok kolay. Teşekkür ederiz. Aslan kadın Bir olsun teşekkür ederim. tekrar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ ol kardeşim, teşekkürler. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Devam edelim biz soru cevaplarımızı tekrar. Devam edelim soru cevap yapmaya. Hızlıca hızlıca. Kartalist moderatör yapar mısın diyor ama akşam yayınlarda göremiyorum seni Kartal. Benim moderatör yaptığım herkes her açtığım yayında mutlaka burada oluyor. Sadece gündüz değil. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz senin için. Ankaragücü maçında küfür ve saha olayları yüzünden siz olsaydınız anons yaptırır mıydınız? Anons işi kalktı arkadaşlar. Anons diye bir şey yok. Eğer bir oyuncu, bir teknik direktör, yani sahada görevli olan, esame listesindeki görevli olanlardan bir tanesi sakatlansa, bu atılan maddelerden dolayı sağlık problemi yaşasa, ben devam edemiyorum dese hakem maçı tatil eder. Anons işi bitti. Haberiniz olsun. O yüzden anons yapılamazdı. Bunu da söyleyelim. Ankaragücü taraftarı kendi takımlarına zarar verdi. Sahaya attıkları maddelerle takımını yalnız bırakacak büyük ihtimalle. Fatih selam, iyi yayınlar demiş. İyi, teşekkür ediyorum Fatih. Dediğim gibi bu yayın YouTube'a yüklenecek soru cevaplar olarak. Bugünün tarihiyle yüklerim TikTok yayını olarak. Siz de oradan kesmek istediğiniz videoyu alır kesersiniz. Hames Galatasaray'da diyor, ısrarla yazıyor. İsmail Şencan nerede? Nerede abi? Hemşerim diyor. Eskişehir bölgesi hakemi İsmail abi. Çok da iyi bir yardımcı hakem. İyi bir insandır. Kimse bir şey olmak için atılmaya devam. Devam. Soruları cevaplıyorum. Yayını paylaşalım hızlı hızlı. Beğenileri de arttırın. Mehmet, benim ismimi her yerinde görüyorsun yine yapmıyorsun demiş. Ne o Mehmet? He. Dükkana geldi sağ olsun abi diyor. Evet Mehmet Metin. Haydi bakalım devam. Sorulara devam. Yayını paylaşmaya devam. Beğenilere devam. Hızlıca devam ediyoruz. Hakemliği neden bıraktın? Az önce söyledim. Bakın bunu YouTube'a yükleyeceğim. YouTube'dan kontrol edersiniz. Siyaset futboldan elini çekmeli. Siyaset futboldan elini çekmediği sürece hakemlerin kendine güveni, müveni hiçbir şey kalmaz. Hızlıca devam. Sorulara devam. Deniz Hocam, Sezer Öztürk eski futbolcu ya. Şu anda cezaevinde. En kral. Devam. Sergen eyvallah. Almanya'ya selam Koçak Mustafa'ya. Yabancı hakem gelir mi sizce?
Getirecekler galiba arkadaşlar. İstemesem de getirecekler. Ama yabancı hakem gelsin de bir görün. İçler acısı durumlarını da ondan sonra konuşalım. Yani Icardi tabii ki fayda olur. Selam hocam demiş. Fatih Bilici teşekkür ediyorum. Evet devam devam devam. Hızlı aleyküm selam demiş Koçak Mustafa. Eyvallah. Hames'in Galatasaray'a gelebileceğini dün Bişar Özbey bizim yayında söyledi. Ben hakim değilim. Düzce Spor'a ve Düzce'ye selamlar. Tatar yazmış. Akşamki Fener'in maçı ne olur? 2-1 olur. Yayını beğenip paylaşım demiş. Koçak Mustafa takip etti. Şu takipleri tekrar alalım. Hızlı hızlı alalım. Beğenileri arttıralım. Birazcık yukarıya taşıyalım kendimizi. Bursa Uğur hoş geldin. Selam sana da. Yayını paylaşan ve takip edenlerin ismini okuyalım. Hızlı hızlı. Bu hafta Benfica maçında olanları görmedim. Tunç'un sorduğu soruya cevabım görmedim neler olduğunu. Ama izlerim Benfica maçını. Bir de Real Madrid maçını söylediler. Onu da izleyeceğim. Evet. Devam. Sero. Kimse kasti kararlar vermez. İnsan olur. Hakem hata yapabilir. Yayın akşamları ya 10'da oluyor maçların durumuna göre ya da 11'de oluyor. Bugün 11'de açarız arkadaşlar. Fatih Ulutürk destek oldu. Teşekkür ediyorum. Kırmızı kartı kaldırılır mı demiş. Ben bir maç ceza alacağını ve onun da tahkim tarafından iptal edilebileceğini düşünüyorum. Bilginiz olsun. Mehmet Ali Taşpınar bu isimden hakem olur mu? Kesinlikle olur bak. Deniz Ateş Bitmel, Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Palabıyık, Sarper Barış Saka. Deniz Ateş Bitmeli saydık zaten. Mehmet Ali de güzel isim. Mehmet Ali Taşpınar kesin hakem olur. Sero takip etti. İvan Bebek nasıl? İvan Bebek benim 2016 yılında Fenerbahçe'yi doğramıştı. Benim maçtan sonra dediler ki ay İvan Bebek'i gördükten sonra Deniz Ateş Bitmeli'nin performansı baş üstünde dediler ya. Dün PK'lar efsaneydi evet gece. Tekrar yapabiliriz. Belli olmaz. Tabii ki desteğiniz ve katılımınız da önemli. Mesut Özil'in düşüşünü nasıl değerlendiriyorsun demiş. Mesut Özil Türkiye'ye ticaret yapmaya gelmiş. Kendi ismini pazarladı güzelce. Şu anda da Başakşehir'de bakalım nasıl olacak. Evet devam hızlı hızlı devam. 72 kişi var çok düştü yayın. Evet. Yayını kapatıp tekrar hızlıca açalım mı? Hemen yayını kapatıp açalım diyenlere bir ok işareti, okey işareti görelim. O yayını YouTube'a atacağım. Bir davet isteği geldi ama yok. Boşu boşuna. Abi bayan orta hakem niye az? Gelecek çoğalacak. Evet böyle yapıyorlar. Hemen yayını kapatıp açıyorum. Bu yayını YouTube'a yükleyeceğim. Buradaki selamları oradan alabilirsiniz. Yayını kapatıp açıyorum. Tekrar bekliyorum. Hızlı.